Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Haftanın son iş gününde, ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Her sabah olduğu gibi Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte bu sabah çok değerli bir de konuğumuz var. Nipex Euro Asya Başkanı Sayın Murat Bolat bizlerle beraber. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam size de günaydın. Günaydın Barış. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak sarı lacivert. Evet, arada başka renkler de var ama olsun. Olsun, hayır ama sarıyla lacivert gördüğün gibi sen de... Yarı finali mi kutluyorsunuz? Sen de Trabzon'u takmışsın. Evet, Trabzon. Niye sarı kırmızı takmadın? Bugün sarı kırmızı değil, pazartesi takacağız inşallah hocam. Pazar günü şampiyonluğu kutlayalım. Fenerbahçe'ye çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Buraya kadar geldiler. Artık biraz da şanssızlık diyeyim ben. Yani bir tane gol atılabilirdi. Her an bir golü daha olabilirdi. Ve tur geçebilirlerdi. Güzeldi. Peki. Sen hiçbir şey söylemiyorsun. Ben söyledim hocam, arkadaşlarımıza teşekkür ettik, geçmiş olsun dedik. Fenerbahçe açısından, yani Fenerbahçe açısından hakikaten başarı yarı final. Bu sene ben dün şeyde yazdım, hakikaten Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarı, Fenerbahçe'nin de yarı finale çıkması. Aslında şöyle bakmak lazım, bir de Türk futboluna baktığımızda milli takım bazında hakikaten kötü günler geçiriyor milli takım. İşte başarısız sonuçlar alırken iki kulüp takımının Avrupa'da bu kadar evet. ilerlemesi de büyük başarı aslında. O anlamda aslında ikisini de tebrik etmek lazım. İkisini de tebrik edelim. Şimdi gelelim ekonominin... Bir de çok ilginç bir veri söyleyeyim mi sana? Kriz geçiren ülkelerin, bak krizdeki ülkelerin futboldaki başarısı inanılmaz artıyor. Hatırla. Biz oraya dünya... futbola mı sarılıyorlar hocam? Bilmiyorum ne olduğunu ama çok ilginç bir şey, bir tespit, bir yazı vardı. Biz hatırla 2001'de kriz geçirdik. Evet, değil doğru. mi? Ondan sonra Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. Üçüncü mü olduk? Üçüncü olduk. Üçüncü olduk. O türden hemen. Portekiz şu an inanılmaz bir kriz içerisinde. Ve Benfica işte UEFA'da finale çıktı. İspanya. İnanılmaz. İspanya. Hadi İspanya. Onlar genellikle zaten çıkıyorlar. Bir altyapı var ama değil mi orada? Evet, altyapı var. Çok ilginç. Hı hı. Bu bir yazı vardı. Hakikaten bu futboldaki başarılarla ekonomik şey arasında tam tersine bir ilişki var. Yani bizim dünya şampiyonu olmamız için ikinci bir kriz daha geçirmemiz gerekiyor. Barış. Neyse. Evet, o da enteresan. Gelelim tabii. İstersen biz normal kendi konumuza. Evet, BIST bilmediğimiz tarihi rekorunu kırdı hocam. Evet. Nasıl oldu? Neden oldu? Ve devam eder mi tabii? Valla bugünkü benim yazımın başlığı da Moody's acaba not arttıracak mı şeklindeydi. Hı hı. Çünkü daha önce bu tür yükselişlerde bir anda durup dururken hani dış piyasalarda büyük bir rally başlar da biz de ona katılırız. Öyle bir şey yoktu. Bir tek Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirmesi bekleniyordu. Zaten o da bekleniyordu ve indirdi ve o Avrupa'yı bile o kadar olumlu etkilemedi. Ama bizim endeks dün açılışta seninle burada konuştuk ya. Evet. Ben dün için endeks için şu yorumu yapmıştım. Endeks 85 bin ile 86 bin arasında gider gelir. Bekle gör politikası izler. Çok da fazla bir şey olmaz yorumunu yapmıştım. Çünkü dış piyasalarda işte Amerika'da %1 düşüş vardı. Oralarda hı hı. biraz stresliydi. Ama açılışta Barış dün hemen yüksek açıldı. Sonra biraz gevşedi. Fakat yavaş yavaş tam böyle tarihi rekora geldi. Tarihi rekoru geçişi sadece 10 dakika içerisinde 1000 puan şeklinde oldu. Yani direkt olarak tarihi rekora geldi. 10 dakika sonra yaklaşık 800 ila 1000 puan yukarıdaydı endeks. Tabii burada acaba ne oldu? Her zaman şunu söylüyoruz. Yani burada Türkiye'nin hikayesi çok iyi. Zaten bizi kontrpiyede bırakan şey... Dışarıda bir miktar sıkıntı var. Amerika ciddi yavaşlıyor. Çin ciddi yavaşlıyor. Avrupa zaten resesyonda. Türkiye'nin de muazzam bir hikayesi var. İşte terör bitiyor. Diğer taraftan faizler tarihi rekor seviyelere inmiş durumda. Firma karları ilk bilançolara göre hiç fena gelmiyor. Büyüme dersen Merkez Bankası gazı
tam anlamıyla diplemiş durumda. Yani muazzam bir dip vermiş durumda. Erdem Başçı'nın açıklamaları var. Erdem Başçı çok rahat bir şekilde ekranların karşısında çok net bir şekilde şunu söylüyor. Enflasyondan korkmayın. Biz hedefe çok yakınız. Bu sene o hedefi evet. tutturacağız. Zaten o açıklama sonrasında faizler tahvil bono piyasasında gösterge faiz 5 onlara kadar geriledi. Dün 5.03'e kadar geriledi. Bir de Merkez Bankası'nın 16 Mayıs'ta yapacağı bir toplantı var. Yine para politikası kurulunda. O toplantıda da yeniden faiz indirimi bekleniyor. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğumuzda ben hani yorumluyoruz. Faizler düşerse borsaya alım getirir. Çünkü gelecekteki karları bugüne indirgeyeceğiniz oran düştüğü için gelecekteki karlar bugün için daha değerli oluyor. Dolayısıyla değeri arttırır. Faizlere baktığımızda dün 5'in üzerinde kapandı ama 5.02 kapandı. Fakat 5.02 tahmin ediyorum daha da aşağı geçilecek. Ben en son 5.25, 5.40'ta hani daha da fazla düşmez diyordum. Ama Merkez Bankası sürekli uyarıyordu. Japonya'nın bastığı paralar Türkiye'yi yaralar şeklinde ve Japonya'dan gelen para hakikaten bizim kurun da değerlenmesine sebep oluyor, aşırı değerlenmesine. Dün bir haber, daha doğrusu şöyle bir söylenti dolaşıyor. Hazine dün hani bireysel emeklilik sistemine katılımda bulunanlar, hazinede katılacaktı ya, ilk bir ödeme yapmış. Yaklaşık 300-400 milyon mu ne? Onun da 250 milyon civarındası BES, bireysel emeklilik sistemi girecek yer de bulamayınca borsaya girmiş. Ve bu da endeksi ciddi biçimde yükselten etken olmuş deniyor. Hani 200 milyonluk bir alım. Evet yükseltir. Yani 200-250 milyonluk bir alım %3 civarında bir prim yaptırır mı? Yaptırabilir. Onun da ciddi etkisi olmuş olabilir ama bu haberi tabii biz bugün en azından bir sürü insanla konuştuktan sonra söyleyebiliyoruz. Bireysel emeklilik sisteminin fonlarından da borsaya ciddi bir giriş olmuş. Ama yabancı takasında da artış var. Yabancı takası dün itibariyle çok yükseldi. Grafiği tekrar verebilirsek evet. ekrana. Yabancı takası en son 66 seviyelerindeydi. Düşmüştü 65-39 seviyesine kadar. Son 4 gündür yabancı takasında artış var. Dolayısıyla yabancılardan da alım var. Şimdi yabancılardan da dün sert bir alım vardı. Şuradaki alış ve bu gecikmeli değil bu veri. Bu dünkü kapanışı veriyor. Dolayısıyla yabancılar da almaya başlayınca acaba not artırımı mı geliyor? Çok mu yaklaştı? Çünkü Moody's'den not artırımı Haziran'da falan bekleniyordu. Belki Mayıs'ta bu ay içerisinde belki Merkez Bankası toplantısı öncesinde de gelebilir diye herhalde piyasalar düşündü ve endeks inanılmaz bir rekor kırdı. O rekoru da istersen verelim evet. Grafik olarak. O nasıl gelişti her şey. Bu 60 dakikalık grafik endeksin şimdi verdiğim ve geçemediğimiz sınır şu seviyeydi. 86.700 seviyesi ve burası artık geçildi. Bundan sonra herkesin sorduğu soru nereye gider sorusu. Fibonacci oranları bize şöyle söylüyor. Bu direnç geçildikten sonra önemli bir büyük düşüş vardı. 86.000'den 75.000'lere kadar yani Moody's'in not arttırmayacağı ortaya çıktığında şöyle bir geri çekilme yapmıştık. Bu geri çekilmenin düzeltme çizgilerine baktığımızda yaklaşık olarak ilk hedef 93.000 olarak görülüyor. Ve bu gidebilir. Ondan sonraki hedef de eğer geçilirse ki bu 6 aylık bir hedef olarak verebiliriz. 103.000, 104.000 civarında gözüküyor ama ilk hedef yani 92-93.000 seviyesinin için verebileceğimiz süre maksimum 2 ay. Yani 2 ay içerisinde evet. görülürse görülür. Görülmezse de 86.700 şu an artık çok önemli bir destek oldu. Burada psikolojik durum biraz farklı olur yatırımcılarda. Hani benim hep bir sözüm vardır. Alırken aşağı satarken yukarı bakma diye. Alırken aşağı bakan hani almadığın için yukarıda şu an fiyat. 6 liraya gelmiş 5.5 liradan almamışsın. Alamaz ondan sonra zaten. Yani ondan sonra yükseldikçe alamaz. En son almak istediğinde bütün piyasa hücum etmiştir. Orada alanında elinde patlar genellikle. 87.000'e doğru, 88.000, 87.000 aralığına doğru biraz kar satışları gelebilir ama 750 puandan fazla kar satışı beklenmemeli. Dün 88.600 kapandı. Bence bugün 87.000 750 seviyelerine kadar en fazla geriler. Oralara gerilediğinde alım yapılabilir ama şu şekilde alım yapılabilir. 86.700 aşağı geçilirse, onun altında kapanış olursa o zarara
katlanıyorum diyenler alım yapsınlar. Aksi halde çok büyük hüsrana uğrarlar. Çünkü o zararı göze almayan girmesin. Fakat dün banka ve holdinglerle başladı hareket. Benim tahminim diğer sektörlere de yayılacak. İstersen şeye de bakalım. Getiri tablosuna da bakalım. Getiri tablosunda hani sektör endekslerine de bir bakalım. Sektör endekslerinde bir günlük gerçi bu şeyi göstermiyor. Hani son dünkü hareketi göstermiyor. Hani son iki günü, bir günlüğü göremiyoruz şu aşamada. Farklı bu hafta içerisinde banka %6 yukarı gitmiş. İkincisi holding ve yatırım şirketleri %6 yukarı gitmiş. Ve bir de metal eşya makine sektörü, aynı zamanda gıda sektörü de bir miktar yukarıda. Dolayısıyla bir tek ticaret sektörü son bir haftada fazla getiri sağlamamış. Tekstil ve ticaret, bir de metal ana sanayinde çok fazla hareket yok. Ama genel olarak baktığımızda gayrimenkul yatırım ortaklıkları, bankalar, holdingler ve metal eşya, makina sektörü ve madencilik sektörünün iyi getiri sağladığını görüyoruz. Hı hı. Evet, bu aşamadan sonra şu an yeni bir yani Türkiye'nin hikayesi fiyatlanmaya devam ediyor. Bu tür zamanlarda endeksin hedefi nereye kadar düşer, düşer mi korkusu çok ciddi yer alır. Ama o korku yaşandığı sürece de borsa yukarı gitmeye devam eder. Ne zaman yatırımcı artık ya bundan sonra düşmez dediği gün, İşte tehlike o gündür, o gün almaması lazım. Peki Murat Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bizim piyasanın bu tavrını? Rekor kırılıyor, olumlu gözüküyor her şey ama. Bu arada Murat Bey, biliyorsunuz ben şeyi söyleyeyim hemen antiparantez. Borsa İstanbul'un, eski İMKB'nin, hı hı, uluslararası hem piyasalar müdürlüğünü yaptı hem de tahvil bunu. Euro tahvil. Evet. Müdürlüğünü yaptı. Tam içeriden. İçeriden yani. Tam içeriden. O şimdi nasıl karşılanıyordur acaba Borsa İstanbul'da bu gelişmeler Murat? Böyle büyük rallilerde şey olur muydu? Yani içeride konuşulur muydu? Şimdi aslında biz mesleğe başladığımız zaman 5 milyon TL'lik bir işlem hacmi yakaladığımızda akşam kutlama yapardık. Dün 3,5 milyar TL oldu. Şimdi o hisse senetlerinde bir de tabii tahvil bono kısmında 8 küsür milyar dolarlık bir şey var. Toplamda 11 milyar dolarlık bir günlük işlem hacmi var tabii şimdi. Evet. Müthiş, müthiş tabii. Esas itibariyle yaptığınız analizlerde bu not artışı konusunda bir iki şey söylemek isterim. Aslında bizi de çok yakından ilgilendiren meslek olarak şimdi. Bankaların sermaye yeterlik rasyosu ortalama olarak aşağı yukarı %14 küsür civarında. Evet. Şimdi bu şöyle algılanıyor. Özür dilerim. Estağfurullah. Bu şöyle algılanıyor. Yani Moody's not artışı yapsa da yapmasa da piyasalar bunu not artışı olarak görüyor ve fiyatlıyor. Dolayısıyla bugün Avrupa'da ve Amerika'da %8'i 9'u sermaye yeterlik oranı olarak tutturmaya çalışan bankaların yanında Türk bankalarının böyle bir sermaye yeterlik rasyosuna sahip olması çok yüksek. Evet. Çok yüksek. Bir de bilebildiğim kadarıyla BDDK çok günlük monitör edebiliyor, günlük izleyebiliyor yapılan her işlemi, etkisini ve dolayısıyla Merkez Bankası'nın uygulayacağı piyasadaki açık piyasa işlemleri yoluyla yapacağı operasyonlarda çok ciddi bir şey var. Yani muazzam bir denetim var yani. Muazzam bir denetim var, muazzam bir kontrol var. Burada dolayısıyla sistemin güvenliğini çok son derece kendi açımızdan görebiliyoruz bunu. Hı hı. Peki, şimdi piyasaya bakmaya devam edelim. 5 dakika var reklama. Başka şeyler de konuşacağız sizinle önemli. Hocam bugün bir de enflasyon rakamları açıklanacak. Evet. İsterseniz ona da bir bakalım. Beklenti ne yönde? Nasıl olur acaba? Şimdi enflasyon rakamlarında Barış, özellikle bugün enflasyonda bayağı bir düşüş bekleniyor. Hı hı. Ve şeyde tabii ki büyük bir düşüş bekleniyor. Yıllık enflasyonda TÜFE'nin en son 7.30'du. Bugün açıklanacak rakamlarla baz etkisi var. Yani geçen sene Nisan ayı enflasyonu çok yüksekti. Bakacak olursak 2012 Nisan ayında TÜFE 1.52 gelmişti. Bu beklentiler şu an yaklaşık 0.60-0.70 civarında. Dolayısıyla baz etkisiyle %6.5'a kadar yıllık enflasyonun düşebileceği öngörülüyor. Çok olumlu beklentiler var. Merkez Bankası Başkanı da zaten o yönde bir sinyal verdi. Enflasyonun tekrar
hedeflenen seviyeye doğru gideceğine dair. Dolayısıyla saat 10'da açıklanacak enflasyon rakamı. Piyasalar üzerinde hakikaten %6,5'ün altına getiren bir enflasyon da açıklanırsa faizlerde biz hemen 5'in altını görürüz ve ardından da yani borsada da olumlu havanın devam edeceğini söyleyebiliriz. Peki bir de isterseniz reklama gitmeden yine altına, dolara da bir bakalım. Sonra Murat Bey'le daha detaylı sohbet edeceğiz. Evet. Şimdi altında şöyle bir durum var. Yani biliyorsun altın yükselmişti ve 1480'lere geldiğinde aman ha buralardan artık 1480 dolarda artık çok fazla almamak lazım bu seviyelerden demiştik. Ve şu an 1480'in altında yaklaşık olarak 1474 dolar seviyesinde bulunuyor altın. Ve bu seviyede bekleme yapıyor. Kısa vadede altında hani 1480 aşılırsa 1550'ye kadar bir hareket olabilir ama bu seviyenin aşılmasını ben hala zor görüyorum. Fed'in açıklamaları sonrasında da toplantı tutanaklarının açıklaması sonrasında da bir ciddi geri çekilme oldu. Şimdi tekrar bir yukarı hareket yapıyor fakat gitgide işlem miktarının düştüğünü görüyoruz. Hani 1400 ile 1420 aralığına gelirse alım yapılabilir uzun vadeli ama şu an 1480 son düşüşten sonra her an geri çekilme yapabilecek bir yer. Yani en az bir 70-80 dolar civarında bir geri çekilme yapabilir. Bu yüzden çok kısa vadeli düşünen yatırımcılar bence birazcık beklemede kalabilirler. Onun haricinde TL bazında baktığımızda da TL bazında şu an 85 TL'den bir miktar geriliyor. Tabii burada dolar da gerilediği için altının TL fiyatı da geriliyor. 84 liraya gerilemiş durumda. Burada tabii 81 lirayla 82 lira arası orta ve uzun vadeli alım için bence uygun gözüküyor. Birazcık daha beklenmeli. Biraz daha altında geri çekilme göreceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Yine döviz, pariteye de bir bakalım isterseniz hocam. Borsada dolarda genel olarak bir yatay aşağı hareket vardı. En son 1.81'i görmüştük. Merkez Bankası işte enflasyon raporunda buna dikkat çekti. Doların düşmesinden rahatsız. Tahmin ediyorum 16 Mayıs'ta belki rezerv opsiyon katsayılarını da ciddi biçimde arttıracak Merkez Bankası. Çünkü dolara talep yaratmak istiyor ve yeterli de olmuyor bu. 1.79'lara kadar geldi. Şimdi bu seviyelerde bekliyor. Eğer 1.78 seviyesine gelirse burada çok önemli bir desteği var. Orada hani çok kısa vadeli olmak üzere ne bileyim 1.78'den alayım da 1.78.5'tan alayım da 1.80'den satarım diyenler için küçük bir trade imkanı verebilir. Ama uzun vadeli baktığımızda dolarda şu Merkez Bankası'nın işte istikrar dediği olay ve dikkat edersen bak grafiğe bak bu band içerisinde hareket ediyor. Bu band içerisinde ne zaman bu bandın altına gelse 1.78 veya altına gelse ondan sonra tekrar bir güzel satma imkanı veriyor. Ve bu bandı vatandaş da çok güzel öğrendi. Dolayısıyla ne zaman 1.82'ye yaklaşırsa satıyor. Geliyor 1.78'de yeniden talep oluşmaya başlıyor. 1.79'un altına düşse içeriden bir talep oluşacak bence. Yani evet. Normal iç piyasadan bir talep oluşacak. Dolayısıyla da şu an dolarda çok önemli bir hareket beklememek lazım. Volatilite beklememek lazım. 1.79 etrafında dalgalanabilir. Peki bir reklam aramız var. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Murat Bey ile birlikteyiz. Hocam sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa Murat Bey ile aslında biraz daha derinlemesine sohbete başlayalım. Evet başlayalım. Şu an firmalar da meraklı özellikle ciddi biçimde dinlesinler bence. Çok önemli çünkü. Peki şimdi siz Türkiye'de şirketlere fon sağlıyorsunuz. Önce bir genel manzaradan başlayalım isterseniz. Genel tablodan. Sonra hocamın söylediği gibi merakla bekleyenler için mesajlarınızı alalım. Öncelikle çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Bu fırsatı da sağladığınız için. Şimdi aslında bu bizim bankacılık sistemi ve sermaye piyasaları sistemi dışındaki üçüncü sacayağını oluşturan bir yapı. Bu adı ne? Şimdi merkez neresi? Alternatif yatırım araçları grubu altında geçiyor bu. Özel sermaye fon sistemi. New York şey mi? Bizim kurumumuzun ismi de New York Private Placement Exchange. Yani Türkçesine biz bunu tercüme ettiğimiz zaman New York tahsis satışlar platformu olarak tercüme edebiliyoruz. Ve bu da sermaye piyasalarının dışında olan yatırım araçlarının yani özel sermaye fon sisteminin bir
platformu. Evet. Şimdi firmalar kaynak sağlıyorlar. Ya bankadan gidip kredi alıyorlar. Evet. Ya tahvil bonu çıkartıyorlar. Evet. Ya da gidip hisselerini satıyorlar. Öyle değil mi? Evet. Bu ama tamamıyla ikinci piyasalarda, birinci piyasada satış gerçekleşiyor, ikinci piyasada da evet, el değiştiriyor. Siz nasıl firmalara kaynak sağlıyorsunuz? Biz halka arzı ilgilendirmeyen her türlü fonlamayı yapıyoruz. Sermaye piyasalarını ilgilendirmeyen her türlü fonlamayı yapıyoruz. Bunun içerisinde... Mesela bir örnek. Bunun içerisinde şirketin blok olarak hissesini satın almak da olabilir. Borç finansmanı şeklinde de olabilir. Veya şarta bağlı bir finansman şeklinde de olabilir. Yani kademeli yatırımlarda öncelikle bir opsiyonlu işlem, arkasından borç ana paranın sağlanmasında borç finansmanı veya hisse finansmanı şeklinde olabilir. Bu tamamen Yani siz borç verebiliyor musunuz şirketlere? Fon türleri itibariyle evet. Yani bugün borç fonları adı altında topladığımız fonların kaynaklarıyla şirketlere borç verilebiliyor. Belli bir şirket o zaman onun karşısında ne veriyor? Şimdi tabii banka olmadığı için fonların bir çalışma prensibi içerisinde. Bu bir Amerika'da fonlar platformu sizin. Bu bizimkisi fonlar evet, platformu ve bu platformun içerisinde 400'ün üzerinde fon var. Tamam. Bu fonların dünyadaki toplam değeri yani alternatif yatırım aracı grubundaki değeri 3 trilyon dolar. Evet. Yani bugün dünyada private equity diye adlandırdığımız, venture capital diye adlandırdığımız veya hedge fund diye adlandırdığımız grupların toplam tutarı, fon tutarı 3 trilyon dolar. Peki şimdi ben firmayım Türkiye'de. Kaynağa ihtiyacım var. Fabrikamı %50 büyüteceğim. Tamam. Ben size gelirse bana para veriyor musunuz? Biz size sizin aradığınız... Ve şartlarla nasıl veriyorsunuz? Şöyle, sizin aradığınız eğer bir pay satışı yoluyla bu fon para istiyorsanız... Ben diyorum ki %30 hissemi vereyim arkadaşlar. Evet, biz blok olarak böyle bir şeyi bir fon yatırım türüne göre... Yani bu bir eğer özel sermaye fonu uygun bir yatırımsa o fondan parayı sağlayarak... Veya bu bir venture capital yatırımıysa, bir girişim sermayesi yatırımıysa o fondan kaynak sağlayarak... veya bu bir eğer gayrimenkul işi ise bir gayrimenkul yatırım fonundan kaynak sağlayarak ortak oluyoruz. O fonlar içerisinde mesela sırf gayrimenkule yatırım yapan fonlar var. Evet, enerjiye yatırım yapan fonlar var. Öyle mi? Evet hocam. Veya gıda sektörüne yatırım yapan fonlar evet, var. Veya borç veren fonlar var. O zaman siz şey mi yapıyorsunuz? Ya Yaşar Erdinç'in şirketinin paraya ihtiyacı var. Bununla ilgileniyor musunuz diye o platforma haber mi gönderiyorsunuz? Biz şirketten bir teaser, yani biraz İngilizce konuştuğum için özür dilerim, şimdi bunları biz de kavramsal olarak, yani bir yönetici özeti şeklinde şirketin talebini, hı hı, ve şirketin durumunu anlatan bir sayfalık bir yazıyla biz kendi fon platformumuzdaki fonları bilgi iletiyoruz. Dolayısıyla bu konuda, bu sektörde, bu ülkede bir yatırım ilgisi var mı diye bir tarama yapıyoruz. Ama bu kendi fon bünyemizin yani bu platformun içindeki fonlar üzerinden yapıyoruz bunu. O zaman fonlar bakıyor. Böyle evet, bir şirket var. Ya ben bununla ilgilenirim diyenler mi kontak kuruyor? Peki biz, o şirketi kim kontrol ediyor? Biz kendimiz. Biz çünkü fonların temsilcisi Nipex, durumundayız. Nipex Euro olarak. Asia. Biz yürütüyoruz işlemleri ve tamamen gizlilik çerçevesinde yürütüyoruz. Bu gizli olmak zorunda. Öncelikle bir gizlilik anlaşması ve arkasından bir yetki anlaşmasıyla biz bunu yapıyoruz. Çünkü bu halka arzı ilgilendirmeyen, çağrıyı ilgilendirmeyen bir konu olduğu için herhangi bir şekilde küçük yatırımcıya bir çağrıyı uyandıracak bir şey, bir mekanizma olmadığından özellikle dikkat ediyoruz. Ve bu firmayla fonun arasındaki bu işlemleri kendimizin formüle ettiği bir gizlilik yapısı üzerinden yürütüyoruz. Yani ben şöyle doğru mu anladım? Bir firma paraya ihtiyacı var, geldi size, sizinle görüşelim dedi. Siz o zaman inceliyorsunuz firmayı, rapor yazıyorsunuz. Firma gerekli yetkiyi size vermeli, inceleme yetkisini, öyle mi? Evet, ama öncelikle bir gizlilik sözleşmesi imzalıyoruz gizlilik ki. Gizlilik sözleşmesi imzaladınız. Ve siz önce siz uygun görürseniz mi oradaki fonlara haber veriyorsunuz? Bu firmaya yatırım yapmak isteyen var mı? Şimdi tabii belli kriterlerimiz tabii ki var. Mesela... Eğer bir borç finansmanı söz konusuysa finansman giderleri bölü vergi faiz öncesi kar rakamı yani EBITDA
olarak söylemiş. Bu rakam 1'in üzerindeyse belli fonlar ilgileniyor. Bu rakam 2, 3'ün 4'ün üzerindeyse belli fonlar ilgileniyor. Bunun altındaysa başka fonlar ilgileniyor. Şimdi bu tür kriterlere göre bir şeyimiz var. Bir de ortaklık finansmanında, pay satışlarında özellikle fonların beklentilerine uygun, getiri beklentilerine uygun olarak biz zaten biliyoruz. Yani bu fonun stratejisi büyüme oranlı bir fon veya bu temettü beklentisi içinde olan bir fon veya bu sermaye artış kazancına odaklı bir fon. Buna göre biz kendimiz o firmanın talebini inceleme altına alıyoruz. O zaman oradaki fonlar para kazanmak istiyor sonuçta adamlar. Doğru, öyle tabii değil ki. Mi? Tabii ki. O zaman hissesini aldığı firmanın herhalde en az bir değerinin yükseleceğini bilmesi lazım ki ona kaynak sağlasın, öyle değil mi? Kesinlikle. Mesela bazı firmalar var, şöyle o firmalar gerçekten şirkete bir 15-20 milyon lira koyduğun anda hakikaten o sıkıntı sınırını aşıp ölçek ekonomisinden faydalanabilecek firmalar var mesela. Gerçekten oraya 20 milyon koysanız firma alıp başını gidecek ama onu bulamıyor, o parayı bulmakta veya çok maliyetli buluyor. Böyle bir durumda risk sermayesi de değil bu. Siz inceliyorsunuz, tarıyorsunuz, götürüyorsunuz platforma, diyorsunuz ki A400 fon, ilgileniyorsunuz, bakın böyle bir firma var. Şimdi tabii 12 tane grup altında fonları toparlıyoruz. Bunlar teknoloji fonlarından doğal kaynaklar fonlarına kadar, yönetim satın almalarından, buyout fonlardan, hı hı, diğer fonlara kadar dağılıyor. Sizin de belirttiğiniz gibi hocam aslında finansal kaldıraç veya işletme kaldıracı oranları açısından konuyu baktığımız zaman biz bu fonların hangisinin finansal kaldıraca yoğunlaştığını, hangisinin işletme kaldıraca yoğunlaştığını biliyoruz kendi bünyemizde olduğu için. Ve dolayısıyla buradan şirketlerin en uygun ölçekte kaynak bulmaları noktasında bu fonların aradığı şartlara göre, kriterlere göre bu şirketleri finanse edebiliyoruz. Hı hı. Evet. Peki Türkiye'de bu şirketlerin size yaklaşımı nasıl? Yani ilgisi nasıl? Şimdi aslında biz özel sermaye fon sistemi ikincil piyasa işlemlerini yürütüyoruz. Bu şu demek, bugün özel sermaye fonu olarak çok büyük gruplar Türkiye'ye girmiş durumda. Mesela evet, Blackstone gibi, Carlyle gibi çok var. Bir de Türkiye'nin içerisinde kurulmuş birkaç tane fon var. Gelişmesini arzu ediyoruz. Hükümet de ilk adımlarını Melek Yatırımcılar grubu altında attı, tebliğini çıkarttı ve hazine mesela bunları sertifike veriyor. Böyle bir sertifikayı alanlar melek yatırımcı olarak yatırım yapabiliyorlar. Şimdi bizler ikincil piyasa işlemlerinden de kastımız şu. Türkiye'de yatırım yapan bu özel fonlar portföylerindeki varlıkları zamanı geldiğinde nakde dönüştürebilmek için bir şekilde kendi networklerinden birilerini bulup onlara devretmek istiyorlar veya borsada halka arz etmek istiyorlar. Şimdi bizim platform işte bunun için bünyesinde bulunduğu tüm fonlara devreye sokarak bunu ikinci el... Şimdi bu şirket Amerika'da bir şirket değil evet, mi? Amerika'da bir şirket. Burada şube mi sizinki? Biz burada ortaklık yapıyoruz onlarla. Yani ortak, siz o Amerika'daki şirkette ortaksınız. Evet. Türkiye ayağında. Türkiye'de ortağız. Türkiye'de ortaksınız. Evet. Türkiye'deki bu tip sermaye piyasalarını ilgilendirmeyen evet, çeşitli varlıkların likide sağlanması, para sağlanması anlamında onlarla görüşmeler yapıyorsunuz. Ve bu da şöyle diyebilir miyiz? Türkiye'ye acayip bir şekilde yabancı kaynak giriyor her taraftan. Türkiye'ye yükselen bir yıldız. Şimdi o fonda Türkiye'de güvendiği için herhalde, değil mi? Tabii buradaki ki firmalarla görüşüyor ve kaynak sağlıyor. Var mı şu ana kadar yaptığınız işler? Var. İki yönlü var hem de. Birincisi çok büyük bir şirketin blok hisselerinin blok olarak satın alınması. İkincisi de Türkiye'de fon yatırımı yapmış olan, fon olarak girmiş olan bir fonun yatırımcısının payının likide edilmesi şeklinde var. İki çalışmamız da var. İşaret ettiğiniz gibi hocam şimdi burada Türkiye'nin gerçekten yükselen yıldız veya Türkiye fon akışı anlamında birinci faz fonlar 90'lı yıllardan 2008'li yıllara kadar olan fonlardı. Bunlar
getiri beklentileri çok yüksek olan fonlarda finansal kaldıraç ve işletme kaldıraç oranlarını müthiş derecede kullanan ve piyasadaki bilgi akışındaki eksikliklerden de kaynaklanan bir yapıydı. Şimdi krizden sonra bu tür fonlar da başka ülkelerdeki yatırımlarından zarar gördüğü için şimdi 2010'dan itibaren, 2011'den itibaren ikinci faz fonlar, biz bunlara makul getiri oranları beklentisi içinde olan fonlar olarak artık makul geliyoruz. Olsun ya, öyle değil mi? Yani dünyada faizler düşmüş sıfıra, 0.25'e. Herhalde şimdi getirip de %100 kazanacağım demiyorlardır, değil mi? Çünkü nedir bunların beklentisi? Tabii ki hocam, şimdi burada siyasi istikrar, ekonomideki, ekonomik parametrelerdeki istikrar, faiz oranları, enflasyon oranı, yani sizin her gün bizleri bilgilendirdiğiniz, aydınlattığınız oranlardaki istikrar getir oranlarını doğal olarak aşağı çekiyor, beklentileri aşağı çekiyor. Ve dolayısıyla aslında en önemli konu bence çok büyük kurumsal fonların, yani emekli fonlarının, sigorta fonlarının, diğer fonların kurmuş oldukları alternatif yatırım aracı niteliğindeki bu hedge fonlar, bu real estate fonlar, bunların Türkiye girişi ve bunların düşük, daha makul seviyedeki getiri beklentisi içindeki davranışlar esas kaynak akımında çok büyük imkan yaratacak. Evet. Ben şimdi bakıyorum, o zaman firmalar, yani bir nevi siz görücüye çıkartıyorsunuz firmaları. Önce kız güzel mi bakıyorsunuz. Evet. Değil mi? Bu biraz tamam diyorsunuz. Ondan sonra da görücüye çıkıyor. Fonlar da bakıyorlar. Diyorlar ki ya biz bununla ilgileniriz diyorlar. Evet. Ve o işlemler öyle devam ediyor ama herhalde böyle kısa sürede de bitmiyordur yani bu işler, değil mi? Herhalde, ne kadar süre? Bu işlemlerde bizim tabii dünyada şu anda 20 bin tane fon var. Aşağı yukarı bu özel sermaye grubu içinde yer alan. Bu 20 bin tane fonun bizim sistem üzerinden yaptığı işlemlerdeki takas süresi 41 gün aşağı yukarı. Fakat bizim anlaşmayı imzalayıp bunu görücüye çıkarttığımız, sizin tabirinizle beğenme aşamasına getirdiğimiz süre 27 gün. O beğenme süresinden itibaren de bunun sonuçlandırılması işlemi, takas işlemi 41 gün. Topladığınız zaman aşağı yukarı 68 günlük, yani bu 2,5-3 aylık bir dönem içerisinde şey yapabiliyoruz. Bu tabii eskiden bir fonun Türkiye'de yatırım yapmak için aylarca, yıllarca çalışma yapıp sonradan da bütün fonun yöneticilerini, patronlarını üzen bir şeye girmesinden kurtaran bir yapı da aşağı yukarı. Peki şimdi süremiz dolmak üzere, son 2 dakikamız. Hocam bu arada bir soru var. Evet. İki ayrı izleyicimiz aynı soruyu sormuş aslında, Seçil Hanım'la Mine Hanım. Evet. Bedelsizlerle ilgili bir soruları var. Evet. Bu konu zaman zaman gündeme geliyor. Bedelsiz hisselerin çoğu geçen yılki fiyatlarında, sizce dönemleri bitti mi, bekleyelim mi diye sormuşlar. Programı noktalarken de bu soruyu yanıtlayalım isterseniz. Evet. Mine Hanım'ın, bence Mine Hanım iyi bir yatırımcı. Yani ona demin baktım ben, iyi de hisseler seçmiş durumda. Kesinlikle şu yükselişte banka ve holdinglerle gidiyor ama o hisselerde de, yani seçtiği grupta da şu an ciddi bir ivme var, talep var. Dolayısıyla bence kesinlikle beklemede kalmalı yatırımcı. Şu an zaten yatırımcıyı en büyük sıkıştıracak şey, ya bütün borsa gidiyor, benim hisse niye duruyor şeklinde. O soru geliyor. Evet, ama bir hafta, iki hafta sonra bakıyorsunuz, normalde bankalar belli bir olgunluğa erişiyor. Arkasından diğer şirketler hızlı hareket etmeye başlıyor. O anlamda ben kesinlikle bedelsiz, biliyorsun Türkiye'de şey yapıyor. Yani anlamsız bir şey ama bedelsiz hisse verilecek olması hissenin yükselmesine sebep oluyor. O seçilen kağıtlarda da bedelsiz potansiyelleri oldukça yüksek. Ben normalde böyle bir ortamda rally başlamışken o gidiyor diye pozisyon fazla değiştirmem, eğer kağıdıma çok güveniyorsam. Dolayısıyla kağıtlarına çok güvendikleri sürece bence beklemeliler. Aynı şekilde sizin söylediğiniz gibi Okan Ançer de diyor ki Türkiye şantiyeye döndü. Her yer inşaat ama işte bir hisse adı vermiş. Bu yerinde sayıyor. Teknik olarak da bu hisse alınır mı diye sormuş. Bak Barış, gerçekten o söylediği şekilde evet var. Ama ben şunu söyleyeyim. Borsa, bunu tırnak içinde altını çizerek kalın bold yaptım. Borsa kumar yeri değildir. Yaptığımız bütün bilimsel çalışmalar, bütün geçmişe yönelik çalışmalar şunu gösteriyor.
Gerçekten de öyle güzel fiyatlıyor ki borsa her şeyi. Tamam mı? Eğer şirketin faaliyet raporunu okumadan hisse alırsanız, tamam mı? Bu şirket ne yapıyor, ne sıkıntısı var, bunu bilmeden hisse alırsanız o kalabilir, o durabilir yerinde. Mutlaka faaliyet raporunu okumuştur. Bilinçli bir yatırımcıya benziyor Okan Bey. Ben özellikle onu vurguluyorum. Bu anlamda şöyle söyleyeyim. Her sene kâr eden bir şirket 2 senedir yatıyor ama sürekli kâr ediyor. Zarar da etmiyor hiç. Hı hı. Fakat daha önce 40 milyon, 50 milyon kâr ederken yılda artık yıllık kârları 15-20 milyona düşmüş. Dolayısıyla 40-50 milyonluk kârı fiyatlayan borsa artık şimdi daha düşük kârı fiyatladığı evet. için gitmiyor. Yani o şeyi iyi değerlendirmek lazım. Bu konuda zaten programlarımızda yeri geldikçe bilgilendirme yapıyoruz. Evet. Pazartesi akşamı yeni webinar yapacağım. O webinarda bütün o örnek örnek, kağıt kağıt finansal okuryazarlığı hem geliştirmek için en fazla ama 200 kişi katılabiliyor maalesef. evet. Ama sonra herkes onu YouTube'dan görüyoruz izleyebiliyor. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Murat Bey çok teşekkürler bizimle olduğunuz için. Çok sağ olun. Bugün keyifli bir sohbet oldu. Paranın rotasını noktalıyoruz. Haftanın son programında birlikteydik. Pazartesi sabahı paranın rotasında tekrar Yaşar hocamla birlikte olacağız. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam ediyoruz. Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da.